Hadi hayırlı işler kızım. Kendine dikkat et. Allah kolaylık versin. Tamam babacığım, hadi görüşürüz. Kendine dikkat et. İlaçlarını içmeyi unutma. Günaydın Hasan abi. Kolay gelsin. Günaydın Fatma. Hoş geldin. Hoş bulduk Hasan abi. Görüşürüz. Günaydın Mahmut abi. Kolay gelsin. Günaydın kızım. Hoş geldin. Hadi geç. Nerede kaldın Fatma? Bugün bu okulun sahibi gelecek. Bir an önce okulu temizlememiz lazım. Niye bu kadar geciktin? Bir şey olmaz kız. Niye hemen telaşlanıyorsun? Hadi başlayalım, hemen bitiririz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bugün okulumuzun sahibi Murat Bey gelecek. Okulu tertemiz yaptınız. Her yer temizlediniz değil mi? Temizledik müdür bey. Her yer pırıl pırıl oldu. Siz merak etmeyin. Vallahi her yer 10 numara 5 yıldız oldu. Ellerinize kollarınıza sağlık. Birazdan Murat Bey burada olur. Herkes üslubuna dikkat etsin. Düzgün davransın. Anlaşıldı mı? Hoş geldiniz Murat Bey. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Hoş bulduk müdür. Nasılsınız bakalım? İyi misiniz? Çok şükür Murat Bey. Okulunuzu en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Çok şükür. İyiyiz. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk hanımefendi. Hoş bulduk. Arkadaşlar hadi herkes işinin başına. Bu kadar oyalanmak yeter. Hadi herkes işinin başına. Murat Bey, biz de isterseniz gelin odama geçelim. Daha rahat konuşuruz her şeyi. Hadi geçelim bakalım. Nasıl buldunuz Murat Bey okulumuzu? Güzel mi? Güzel yönetebiliyor muyuz? Güzel temizlemiş miyiz? He? Sevdiniz mi? Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Daha sana bir şey soracağım. Aşağıda bir kadın vardı. Bana hoş geldiniz falan dedi. O kadın kimdi? He, o kadın bizim Fatma ya. Bizim okulun temizlikçisi. Hayırdır? Bir saygısızlık mı yaptı? Kovayım mı hemen? Hayır ya, ne saygısızlığı, ne kovması. Hatta onun maaşını iki katına çıkarıyorum. Onun maaşına zam yapın. Ona daha çok para verin. Tabii ki Murat Bey. Siz nasıl isterseniz. Neyse. Sonra görüşürüz müdür bey. Hanımefendi, hanımefendi. Efendim Murat Bey, ne oldu? Kötü bir şey yok gelin, ya. Gelin, evinize ben bırakayım size. Hayır Murat Bey, öyle bir şey olur mu? Ben yürüyerek giderim. Hayır hayır, öyle bir şey olmaz. Gelin binin arabaya lütfen. Bu soğukta yürünür mü? Ben bırakırım evinize. Gerçekten çok teşekkür ederim. Tekrar çok teşekkür ederim Murat Bey. Çok iyi birisiniz. Bu devirde sizin gibi birisini bulmak zor. Rica ederim, ne demek? Çalışanlarımı soğukta yürütmekten hiç hoşlanmam. Hemen bırakırım evine. Kendinize iyi bakın Murat Bey. Görüşürüz. Bu kadın benim olacak. Ne olursa olsun bu kadın benim olacak. Hanımefendi, hanımefendi. Murat Bey, siz burada ne geziyorsunuz? Vallahi hanımefendi, tam buradan geçiyordum. Baktım siz yürüyorsunuz. Gelin okula bırakayım. Ne tesadüf böyle iki gündür. Murat Bey, saçmalamayın. Siz benim patronumsunuz. Lütfen saçmalamayın. Ben yürüyerek giderim. Size de dün zahmet verdim zaten. Ne zahmeti? Buyurun lütfen. Ben bırakmak isterim sizi okula. Gelin. Hadi madem o kadar ısrar ettiniz, geleyim madem. Hmm.
Murat Bey, çok teşekkür ederim. Gerçekten çok incesiniz. Rica ederim hanımefendi. Siz de çok zarif bir hanımefendisiniz. Hadi kolay gelsin. Hayırlı işler. O zaman geç kalmayayım. Görüşürüz Murat Bey. İyi günler. Hey hanımefendi, hey! Murat Bey, bu ne tesadüf böyle her gün her gün? Yok, bu tesadüf değil. Bu sefer özellikle geldim. Sizi mükemmel bir yere götürmek isterim, yemeğe. Ne dersiniz? Benimle gelmek ister misiniz? Ya bilemedim ki Murat Bey. Evde babam bekler. Hem ben sizin çalışanınızım. Bir de artık bana Murat Bey demeyin. Murat deseniz daha iyi. Ne olacak ya, gecikmeyiz, hemen geliriz. Peki Murat, böyle de garip oldu şimdi. Sizi de kırmak istemiyorum. Tamam o zaman, hadi gidelim. O zaman niye duruyoruz ki? Hadi gidelim bir an önce, gecikeceğiz hadi. Daha önce hiç tekneyle gezdiniz mi hanımefendi? Hayır, hayatımda hiç binmedim. O zaman bu sizin için bir ilk olacak. Hadi gelin. Gerçekten çok güzel. Murat Bey, gerçekten çok teşekkür ederim bana bu güzel günü yaşattığınız için. Bekleyin, asıl sürprizi şu an göreceksiniz. Hazır mısınız? Fatma Hanım, ben sizi çok seviyorum. Benimle evlenir misiniz? Murat Bey, gerçekten ne saçmalıyorsunuz? Gerçekten benimle evlenecek misiniz? Fatma Hanım, sizi ilk gördüğüm anda aşık oldum size. O günden beri sizi çok seviyorum. Ne olur beni kırmayın. Yanlış anlamayın. Hemen cevap vermek zorunda değilsiniz. Düşünebilirsiniz. Ama sizi çok seviyorum. Ben bunu biraz düşüneyim Murat Bey. Yarın haber veririm. Hadi geç oldu, gidelim mi? Neredesin kızım sen kaç saattir? İşten çıkalı kaç saat oldu? Niye eve gelmedin? Veya niye bana haber verdin? Meraktan öldüm burada. Ne kızıyorsun baba ya? Okulun sahibi beni gezdirmeye götürdü biliyor musun? Tekneyle bile gezdik. Ne okulun sahibi kızım? Ne saçmalıyorsun sen? O adam kim? Abartma baba hemen her şeyi. Adam çok ince bir adam. Çok iyi bir adam. Her şeyin ince ayrıntısına kadar düşünüyor. Hem ben koca kız oldum. Gezmeyecek miyim? Hatta sana şunu söyleyeyim. Adam bana evlenme teklifi bile etti. Ne? Evlenme teklifi mi? Sakın kabul ettim deme kızım. Sakın kabul ettim deme. Daha kabul etmedim ama edeceğim. Bundan daha iyisini mi bulurum? Adam çok yakışıklı ve çok iyi. Kızım daha yaşın kaç? Bu yaşta niye evlenmesin? Zamanı gelince evlenirsin işte. Sana ne baba ya? Benim kararlarıma karışamazsın. Evleneceğim ben. Yarın teklifini gidip kabul edeceğim. O kadar. Peki kızım, benim sözümü dinleme. Git ne halin varsa gör. Babanın kalbini kırdın. Aferin. Yumurtalar da geldi. Kocacığım sana mis gibi yumurta yaptım. Sen buna yumurta mı diyorsun lan? Bu nasıl yumurta böyle? Yumurta pişirmeyi bilmeyen kız mı olur? Gebertirim lan seni. Niye bu kadar abartıyorsun ya? Yenisini yaparım. Bana bir daha sesini yükseltme. Öldürürüm seni. Ben gidiyorum. Evlenmeden önce çok iyi birisiydi. Evlendikten sonra çok değişti. Bana mı öyle geliyor? Neyse ona akşama güzel bir sürpriz hazırlayayım da hem aramız düzelir. Hoş geldin kocacığım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Leş gibi alkol kokuyorsun. İçtin mi sen yine? Hani içmeyecektin bir daha? Söz vermiştin. İçerim lan. İçerim. Sana ne? Sana hesap mı vereceğim? Gebertirim lan seni. Gebertirim. Murat canımı çok acıtıyorsun. Vurma yapma. Yeter canım çok acıyor. Aferin kızım. Babanın sözünü çiğnedin. Aferin.